Değerli arkadaşlarım merhabalar. Soru çözümler üzerinden genel tekrar dersimize tarih ve inkılap tarihi olarak devam edeceğiz. O yüzden inkılap tarihi soru çözümleri genel tekrarlarını buradan başlatalım. Mustafa Kemal ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? En çok etkilendiği yazarların başında Namık Kemal ve Tevfik Fikret gelir. Doğru. Namık Kemal vatanseverlik konusunda, Tevfik Fikret ise inkılapçılık, batıcılık konusunda Mustafa Kemal'i etkilemiştir. Harp Akademisi'nden kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuştur. 1905'te kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. 31 Mart isyanın bastırılmasında hareket ordusunda görev aldı. Arkadaşlar hareket planı kurmay subay olarak hareket ordusunda görev aldı. İlk görev yeri Şam'daki 5. ordudur. Doğru, 1905 yılında Harp Akademisi'nden mezun oldu. Kurmay yüzbaşı olarak ve ilk görev yeri olarak Şam'a atandı, 5. Ordu emrine. Yakın arkadaşı Ali Fuat Cebesoy da Beyrut'a atandı. İlk katıldığı savaş Çanakkale Muharebeleri'dir. Yanlış. Mustafa Kemal'in ilk katıldığı savaş Trablusgarp'tır. Trablusgarp Savaşı'na katıldı arkadaşlar. 1911-1912. Orada Derne ve Tobruk cephelerinde savaşı yönetti. Şerif Bey takmadığıyla katıldı. Gönüllü olarak katıldığı bir savaştır. Vatansever olduğunu gösterir. Mustafa Kemal'in ilk savaş tecrübesi, ilk zaferi, bir komutan olarak adını duyurduğu ilk yer Trablusgarp'tır. O zaman E seçeneği yanlış oldu. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen unsurlardan biri değildir? Biz burada Mustafa Kemal'in öğrencilik hayatına bakacağız. Tamam mı arkadaşlar? Yeni fikir ve düşüncelerin oluştuğu Selanik gibi özgür bir ortamda yetişmesi doğru. Annesinin isteğiyle okul hayatına geleneksel eğitim veren mahalle mektebinde başlaması. Bu geleneksel eğitim veren dediği için eski usul, dini eğitim anlamına gelir. Fikir hayatının oluşumuna etki etmez. Yani ileriye dönük bir hareket değil, geriye dönük bir harekettir ki zaten bu okulda tamamlamamıştır. Manastırdaki meşrutiyet yanlısı öğretmenlerinin memleket meselelerini öğrenmesi doğrudur. Mustafa Kemal'in okul sıralamasını bir sayalım. Şems Efendi Mahalle Mektebi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Manastır Askeri İdadisi, ondan sonra İstanbul Harp Okulu, İstanbul Harp Akademisi. O zaman İdadi'yi Manastır'da okudu, doğrudur. Namık Kemal'in şiirlerinden vatan ve millet sevgisini öğrendi, doğrudur. Fransız İhtilali'nin ortaya çıkardığı milliyetçilik ve milli egemenlik fikirlerinden etkilendi ki Mustafa Kemal, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire gibi ünlü Fransız filozoflardan etkilendi. O zaman B seçeneği yanlış oldu. Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen kişi ve fikirlerle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Enver Paşa askerlerin siyasetle uğraşması görüşü. Bu olumsuzdur. Mustafa Kemal ile Enver Paşa arasındaki en büyük problem budur. Mustafa Kemal Enver Paşa'yı bu konuda eleştirmiştir. Askerle siyaset farklı şeylerdir demiştir. Bu da arasının bozulmasına yol açmıştır. A seçeneği yanlış. Voltaire, Jean-Jacques Rousseau ki Fransız ihtilali, milliyetçilik, milli egemenlik doğrudur. Arkadaşı Ömer Naci ki Manastır Askeri İdadesi'ndeki arkadaşı edebiyata ilgi duydu doğrudur. Manastır'daki öğretmeni Kolası Mehmet Tevfik Bilge ki tarih bilincini bundan kaptı doğrudur. Namık Kemal, Tevfik Fikret, vatan ve millet sevgisi doğrudur. Mustafa Kemal'in yukarıdaki fikir akımlarından hangilerinin etkilendiği söylenebilir ki burada hemen şeye bakacaksınız arkadaşlar Atatürk'ün ilkelerine. İlkelerine bakacağız. 6 ilke ki demokrasi, eşitlik, adalet ki 6 ilkede ne var? Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, inkılapçılık ki evrenseldir bunlar. Devletçilik Türkiye'nin özel şartlarındandır. Batıcılık, inkılapçılık uyuyor. Milliyetçilik zaten Atatürk ilkelerinden. İslamcılık diye bir Atatürk ilkesi ya da buna benzer bir ilke yoktur. Yalnız 3 olmaz. Etkilendi söylenebilir dediğine göre 1 ve 2 doğru cevap. Mustafa Kemal'in yaklaşık 3 yıl eğitim aldığı Manastır kentiyle ilgili olarak hangisi söylenemez, yanlıştır diyor. Önemli bir limanlı olan ve sanayileşmiş bir şehirdir. Arkadaşlar Manastır önemli bir şehir ama liman şehri değildir. A seçeneği yanlış. Özellikle tarih bilincini ve vatan sevgisini kazandığı şehirdir ki İttihat Terakkiyeci öğretmenlerden, subaylardan burada etkilenmiştir. Meşrutiyet yanlılarının yoğun olarak yaşadığı bir şehirdir. Doğrudur. Çok kültürlü bir yapıya sahiptir. Çok azınlık vardır arkadaşlar. Doğrudur. Yabancı devletlerin azınlıklar üzerindeki etkilerinin görüldüğü bir şehirdir ki zaten o milliyetçilik akımının ilk etkisini gösterdiği yer bizde Balkanlardır. Avrupa'nın etkisi oldukça
fazla olmuştur. A seçeneği yanlış oldu. Mustafa Kemal'in düşünce yapısı üzerinde etkili olan bu savaş hangisidir diyor. Mustafa Kemal'i Manastır'da eğitim gördüğü dönemde ki arkadaşlar 1890'lı yıllar dönemde derinden etkileyen olay bu savaş olmuştur. Bu savaşta Türk ordusunun savaş meydanında zafer kazanmasına rağmen barışmasını istediğini elde edememesi. Burada Türk-Yunan, Osmanlı-Yunan Savaşı'ndan bahsediyor arkadaşlar. 1897'deki Dömeke Meydan Muharebesi'dir bu. Osmanlı bu savaşı kazanmış ama savaş sonrasında imzalanan antlaşmayla Girit'in yönetimini Yunanistan'a bırakmıştır. Girit adasını Yunanistan'a bırakmıyor, yönetimini Yunanistan'a bırakıyor. Yani Rumlara bırakıyor. Bu da tabii ki Osmanlı'nın ilerleyen süreçte Girit'in elinden çıkmasına sebep olacak ki Girit 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilan edildiği günlerde Yunanistan tarafından işgal edilecektir. Eğitim hayatı yıllarında Mustafa Kemal'in okuduğu şiirlerde ulusal benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı buldum dediği ve Türkçülük düşüncesinin gelişiminde katkısı olan şair kimdir? Arkadaşlar Mustafa Kemal şu cümleyi ulusal benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı buldum dediği kişi ki milli şairlerden, milliyetçilik düşüncesini, Türkçülük düşüncesini şiirleriyle yansıtan şairlerden Mehmet Emin Yurdakul'dur. A seçeneği doğrudur. Zaten diğerlerinde milliyetçilik yönü çok ön plana çıkmaz. 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde pek çok alanda değişimin yaşandığı bir dönemdir. 19. yüzyıl 1800'lü yıllardır. Hangisi bu değişimin yaşandığı alanlardan birisi değildir? Siyasi sınırlar. Osmanlı toprak kaybetti. En azından Yunanistan elden çıktı. Sırbistan, Romanya, Karada. Yönetim anlayışı ki kanuni esasıyla yani birinci meşrutiyet ile Osmanlı monarşisi meşrutiyete dönüştü. Doğrudur. Kültürel yapı Avrupa'dan çok etkilenme oldu. Tanzimat, ıslahat, meşrutiyet. Demografik yapı. Demografik dediğimiz nüfus değişimleri. Kaybedilen topraklardan çok fazla Türk göçleri yaşandı. Muhacirun komisyonları kuruldu. Hanedan ailesi bu değişmedi. Osmanlı'nın kuruluşundan 1299 yılından yıkılışı 1922'ye kadar Osmanlı'yı Osmanoğulları yönetmiştir arkadaşlar. Yani hanedan ailesi değişmedi. E seçeneği yanlış oldu. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ortaya çıkan bazı fikir akımları şunlardır ki arkadaşlar 5 tane fikir akımı var. Osmanlıcılık, İslamcılık ki ümmetçiliktir diğer bir adı. Türkçülük diğer bir adı Turancılıktır ki bunlar sırasıyladır. 1, 2, 3. Ondan sonra Batıcılık. Ve ondan sonra da arkadaşlar ademi merkeziyetçilik. 5 fikir akımı. Bunların ortak amacı Osmanlı'nın yıkılmasını engellemek, Osmanlı'yı dağılmaktan kurtarmaktır. İlk ortaya çıkan fikir akımı Osmanlıcılıktır. Batılılaşma eskiden beri var, Lale Devri'nden beri. Ama Osmanlıcılık düşüncesi, fikir akımı Osmanlı'da ortaya çıkan bu 5 fikirden ilkidir. Tamam mı arkadaşlar? Ki diyor bunların akımların o temel amacı nedir? Demin söylemiştik Osmanlı parçalanmasını engellemek. Müslüman halk diyor olmaz sadece. Osmanlıcılıkta azınlık da vardır. Gayrimüslimlerin ayaklanmasına karşı tedbir almak ki Osmanlıcılıkta vardır. Türk nüfus yoğunluğunu artırmak Türkçülükte vardır. Osmanlı Devleti'nin demokrasinin gelişimini sağlamak Osmanlıcılık Türkçülükte vardır. Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına engel olmak tüm fikir akımlarında var olan ortak paydadır. Yukarıda verilen topraklardan hangilerini Osmanlı Devleti 1. Balkan Savaşı'nda kaybetmiştir. Arkadaşlar 1. Balkan Savaşı 1912-1913 yılları arasıdır ki Osmanlı bu savaşta yenilmiştir. Kim vardı 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı'ya karşı savaşan? Yunanistan, Sırbistan, Karada ve Bulgaristan vardı. Osmanlı bunlara yenildi. Romanya 2. Balkan'da var. Bunlara yenildi ve Osmanlı Arnavutluğu kaybetti. Arnavutluk bağımsız oldu ki Balkanlar'da Osmanlı'dan ayrılan son devlet. Arnavutluk'tur. Batı Trakya'dan çıktı. Bulgaristan işgal etti burayı. 12 ada arkadaşlar Trablusgarp Savaşı sonunda imzalanan Uşi Antlaşması'yla geçici olarak İtalya'ya bırakılmıştı. Osmanlı bir daha alamadı burayı. Lozan'la da resmen İtalya'ya verildi. O zaman 1 ve 2 doğru cevaptır. Burada hemen şunu da bilelim arkadaşlar. 1908 2. Meşrutiyet'in ilan sürecinde Bosna Hersek elden çıktı. Avusturya, Macaristan işgal etti. Girit elden çıktı. Yunanistan işgal etti 1908'de. Bulgaristan bağımsız oldu. 1908'de bu oldu. 1912'de
1912'de Uş Antlaşması'yla, hatırlayın bunu, Trablusgarp elden çıktı. Ki Trablusgarp Osmanlı Kuzey Afrika'daki son toprağıydı. Yani Kuzey Afrika'daki egemenlik bitti. 1913'te Balkan Savaşları sonunda, buna 1 de 2 de diyebiliriz, Batı Trakya elden çıktı, Arnavutluk elden çıktı, Makedonya elden çıktı ve Ege Adaları Yunanların işgali altına girdi. Biz bunları 1913'te kaybettik. 1914-18, Birinci Dünya Savaşı yıllarında da Arap topraklarını, Suriye, Irak, Suudi Arabistan, o toprakları kaybettik. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin Araplarla işbirliği yapmak için imzaladığı gizli antlaşma hangisidir? Arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya Osmanlı'yı paylaşım tasarılarını imzaladılar. Yani gizli antlaşmaları imzalayan devletler bunlardı. Neydi gizli antlaşmalar? Londra, İstanbul, Petrograd, ondan sonra Sykes-Picot, McMahon ve Saint-Jean-de-Maurienne antlaşmaları imzalandı. Burada İngilizlerin Araplarla işbirliği yaptığı antlaşmaydı. O McMahon antlaşmasıdır. Bu antlaşmayla Şerif Hüseyin'e, Arap Şeyhi Şerif Hüseyin'e bir Arabistan devleti sözü verildi 1915'te. Böylelikle Arap ihaneti başladı. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında yer almak istemesinin nedenleri arasında hangisi yer almaz? Arkadaşlar, Osmanlı kaybettiği toprakları geri almak, kapitülasyonları kaldırmak, eski itibarını geri kazanmak amacıyla Birinci Dünya Savaşı'na girdi. Bakalım, kaybedilen toprakları geri almak istemesi, savaşı Almanya'nın kazanacağına inanması, İttihat Terakki'nin Almanya'nın politika, ki Enver Paşa'da Alman hayranlığı var, Osmanlı Devleti'nin siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi, doğru. İtilaf Devletleri'nin Osmanlı topraklarına saldırması yanlış. Henüz Osmanlı'ya herhangi bir saldırı yok. Osmanlı savaşa girdikten sonra Osmanlı'ya karşı cepheler açılacak. Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen, Irak, Çanakkale cepheleri. E seçeneği yanlış oldu. Yukarıda verilen cephelerden hangileri Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin taarruz amaçlaştığı cephelerdir? Arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheleri bir yazalım. Kafkas, Kanal, Çanakkale, Suriye, Filistin, yani Sina cephesi olarak da geçer. Hicaz, Yemen ve Irak. Irak'ta Basra cephesi olarak geçer. Bunun dışında bir de Galicia, Romanya, Makedonya var. O Galicia, Romanya, Makedonya dış cepheler. Kafkas ve Kanal cephesi Osmanlı'nın saldırısıyla açılmış cephe. Taarruz amaçlaştığı cephe. Çanakkale, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen ise arkadaşlar Osmanlı'ya karşı itilafların saldırısıyla açılmış cephelerdir. Yani savunma cepheleridir. Bizim savunduğumuz cephelerdir. Sırasıyla 1, 2 ve 3. Bu cephelerde de Mustafa Kemal görev almıştır. Ki bu cephelerde Osmanlı'nın zafer kazandığı tek cephe Çanakkale cephesidir. Galip geldi. Ama tabii ki işte Irak cephesinde Kutülamare, ki galibiz Halil Kut. Hicaz-Yemen cephesinde, ama sonuçta yenildik bu cephelerde. Tabii Hicaz-Yemen cephesinde Medine müdafiisi, çöl kaplanı Fahrettin Türkkan. Bunlar var ama sonuçta galip geldiğimiz cephe Çanakkale'dir. En uzun süre savaşların olduğu cephe ise Suriye-Filistin cephesidir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında etkili olan genel nedenler arasında yer almaz? Genel. O zaman devlet ismi vermeyecek. Milliyetçilik akımı, sömürgecilik, bloklaşma, ham madde ve pazar ihtiyacı, bunlar genel. Zaten Fransız ihtilali ve sanayi inkılabı savaşın genel sebeplerini oluşturur. Ama Rusya'nın Balkanlara hakim olma mücadelesi Rusya ile ilgilidir. Özel sebeptir. Şey gibi, işte Fransa'nın Alsace-Lorraine sorunu gibi, İtalya'nın Akdeniz'de büyüme isteği gibi, Japonya'nın Pasifik'te genişleme isteği gibi. Bu, ne yaptı? Devlet ismi verdi. Özel olur bunlar. Ama milliyetçilik, sömürgecilik gibi cümleler genel sebepler olur.